Bunlardan meşgul abi. Aç bakalım. Aç ayırıyorum abi. Onlar mı şunlar mı? Okul toplantısına geldim. Müdür hanımın anlattıkları biraz beynim de yer etti. Çocuğumun da bu sınıflarda okuması gönlüm razı olmadı. Arkadaşlarla birlikte okulu tamir ettirmeye ve sınıfını tamir ettirmeye hep beraber karar verdik ve tamir ettirdik. Okulumuzda yaptığım veli toplantısında velilere projelerimi anlattım. Bir veli olarak onların üzerine düşen vazifelerden bahsettim. Gayet verimli bir toplantıydı. İçlerinden bir veli sürekli gülümsüyordu. Ben ondan etkilenmiştim aslında ama o an herhangi bir konuşma geçmedi aramızda. Toplantı sonrası odamda beklerken velimiz gelerek müdürüm sizinle özel görüşmek istiyorum talebinde bulundu. Ben buyurun dedim. İçeri girdi. Benim de kızım okuyor burada. Deminki konuşmalarınızdan etkilendim. Okulunuza ne yapabilirim? Kendi kızım için bir baba olarak ne yapabilirimi düşündüm. Müdürüm eğer siz de uygun görürseniz ben kızımın okuduğu günde 8 saatini geçirdiği sınıfından geliyorum şu anda. Ve kızımın daha iyisine layık olduğunu düşünerek bu sınıfla ilgili ne yapabiliriz düşündüm. Sınıf için bakım, onarım ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ne yapabiliriz? Ben onu paylaşmak istiyorum şu anda sizinle dedi. Bu olay beni çok etkiledi ve beklemediğim bir durumdu o an için. O anki kılık kıyafetine bakarak çok hani maddi yönden iyi bir durumu olduğunu düşündüm ama ne iş yapıyorsunuz diye sordum gayri ihtiyari. Kapıcıyım dedi. Çok etkilendim, daha çok etkilendim. Yani gelir seviyesi asgari ücretle çalışan bir velimdi ve bana gönlünü açmıştı. Kabinde bir gün sonra bana hemen malzeme gönderdi. Müdürüm ben sınıf eğer uygun görürseniz bu malzemelerle yapmak istiyorum dedi. Ve ben de onun ciddiyetini anladım tabii. Aradan 2 hafta geçti. Sürekli geliyordu işte 15 tatilde başlayacağım diye. Nihayet biz karneleri verdik, okulda öğrencilerimiz de aldı ve velim hemen akabinde okula gelerek çalışmaya başlayacağını söyledi. Beni daha çok etkileyen yönü de şuydu, benim bu velim akciğer kanseri ve annesini babasını da bu hastalıktan kaybetmiş. 15 tatilde hastaneye yatması gerekirken hocam ben çocuğum için bu görevimi yapmadan hastaneye yatmak istemiyorum. Ne olur bir an önce başlayalım. Ben okulla ilgili işleri bitirdikten sonra inşallah yatış yapayım dedi. Bu beni daha çok etkiledi. Anlatılacak bir kelime yoktur herhalde. Bu veliyi ifade edecek bir kelime yoktur. Teşekkür ederim.